Selamlar millet, ben Sinan Yani Tat Dedektifi kanalım Burger Haritası'na hoş geldiniz. Bugün size Dünya Burger Günü olması sebebiyle 22 Ağustos'un yemek sepetiyle beraber keyifli bir video hazırladık. Ben normalde biliyorsunuz ya bu İntama Yaşam'ın içindeki mutfağımda size burger hazırlıyorum ya da şehirlere gidiyorum ya da İstanbul içerisindeki burgercilere gidiyorum ve orada burger deniyorum. Bugün farklı bir şey yapalım dedik. Yemek sepetiyle beraber ben birazdan uygulamamı açacağım. Teker teker burger siparişleri vereceğim ve onları burada deneyeceğim. Acaba kimleri ama? Bu video için 4 burgerciden sipariş vereceğim. Onları da şöyle kararlaştırdım. Bir tane zincir olsun istedim. O Carl's Jr. olacak. Bir tane gurme burgercilerden biri olsun istedim. O Dobby's olacak. Steakhouse'lardan bir tanesi olsun istedim. O Etiler'deki Scarlett olacak. Bir de sürprizli bir yer olsun istedim. Mr. Hamza. Hadi ben siparişi vereyim. Ondan sonra da gelsin ve tadlarına bakmaya başlayalım. Sırada Carl's Jr. var. Carl's Jr.'dan da sipariş verdim. En çok tercih edilenler arasında tabii ki Steakhouse burgeri söyleyeceğim. Bir kıvırcık patatesleri vardı. Onun büyük boyunu alayım. İçecek olarak kola alacağım. Ekstra malzemeye gerek yok. Ekstra burgere gerek yok. Yan ürün istemiyorum. Sos da istemiyorum. Sepete ekle dedim. Siparişi onaylıyorum. Yine hazırda notlarım vardı. O notlarımı giriyorum. Yeşili korumak için herhangi bir plastik tabak, çatal, bıçak, servis vesaire istemiyorum. Sipariş ver. Siparişim tamam. Sırada Dobby's var. Dobby's'in de en çok tercih edilenler arasında şu Double Cheese'den bu sefer İki tane söyleyeceğim. Hatta ekip arkadaşlarımı da düşünüyorum. Üç tane söylüyorum. Siparişi onaylı ekranına geldim. Basıyorum. Adresimi seçiyorum. Bunu online ödeme yapacağım. Yine kayıtlı notlarım var. O kayıtlı notlarımdan seçiyorum ve siparişimi veriyorum. Benden burada kredi kartı bilgilerimi istiyor. Online kredi kartı, banka kartı ödemenin özelliği de buydu. Ödeme alındı. Kartımı kaydettim ve siparişim de var. 50 puan da kazanmış oldum. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Ben ilk Mr. Hamza'dan sipariş vereceğim. Ben genelde sade burgerleri sevdiğim için Hamza'nın klasiğini söyleyeceğim. Ekstra barbekü sos olsun. Bir şey çıkartmak istemiyorum. Sepete ekledim. Bir de buradan içecek söyleyeyim. Tamamız. Hadi bakalım. Bunu burada ödemek istiyorum. Herhangi bir servis göndermelerine gerek yok. Bir de ben sürekli hazır notlar tutuyorum. Kendi notlarımda. Onlardan da şuraya ekleyeceğim ve siparişimi vereceğim. Kendi hazır notlarımı da buraya ekledim ve sipariş ver. Afiyet olsun. Bir sonraki siparişim Etiler'deki Steakhouse Scarlett'ten olacak. Onların cheeseburgerinden söyleyeceğim. Burada şöyle bir güzellik var. Scarlett'in normalde kendi servis hizmeti yok. Yemek sepetinin vali hizmetinden aslında yararlanıp bu siparişi verebiliyor olacağım. Burada yine siparişimi onaylıyorum. En hızlı bu gelecek galiba. Ödemem tamam. Siparişim de tamam. Yine bir rozet kazandım. Bugün rozetlerde neye gidiyorum? Şimdi burgerleri bekleme zamanı. Bu arada bu bölüme özel yemek sepetiyle size güzel de bir hediyemiz var. 5 kişi 50'şer TL'lik hediye çeki kazanacaklar. Bu hediye çekini yemek sepeti siparişlerinizde kullanabileceksiniz online ödemelerde. Hediyeyi kazanmak için yapmanız gereken şu: aşağıya yorumlara yemek sepetindeki favori burgercinizi yazın. İlk gelen sipariş Carl's Jr. oldu. Şimdi onun patatesi vardı. Ve Steakhouse burgeri var. Patatesini bir
tabağa dökeyim. Şunu şöyle aldım, kenara koydum. Burgerini de açıp sonra tadına bakacağım. Of. Bir güzel bir susamlı kokusu geliyor. Hani en sevdiğim kısım da o. Ben şunu bir koyayım. Güzel bir B-roll çekelim. Önce patatesten başlayacağım. Normalde paket servis gelen patateslerde patatesin ağzını kapatma gibi bir huy var bazı işletmelerde. Carl's Jr.'ın gelen burgerinin yanındaki patatesinin üstü açıktı. Dolayısıyla bu patatesin buhar içerisinde kalıp aslında yumuşamasına engel oluyor açıkta kalması. Aklınızda bulunsun. Bu arada beklediğimden de hızlı ve dolayısıyla sıcak geldi. Hani 20 dakikadan kısa sürede burger kapıdaydı. İngilizce'de bir cheat day diye bir şey var. Böyle bir hile yapma günü. Hani o gün istediğinizi yiyebilirsiniz. Eğer bu zincir burgerciler içerisinde bir cheat day, o hile yapacağım gün olsaydı muhtemelen seçeceğim burger Carl's Jr. burgeri olurdu. Güzel burger. Ve hızlı geldiği için hala sıcak patatesi de. İkinci burgerim de geldi. Alayım mı? Bu sefer gelen Dobby's. Süper. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. İkinci gelen paketim Dobby's'di. Dobby's'in minimum sipariş limitini bahane edip benim çekim yapan arkadaşlarıma da burger söylemiş oldum. Şunu aşağı alayım. İkisini çocuklara ayırıyorum. Bir tanesini de kendime alayım. Bence bayağı, yani sıcak gelmesini geçtim. Hakikaten sıcak. Paketin içinde de dağılmamış. Neredeyse hani böyle yakışıklı bir burger diyeceğim. Bir burger geldi. Şunu şöyle bir koyayım. Levent'te Kanyon'daki Intima Yaşam mağazasının içinde çekim yaptım zaten biliyorsunuz. Bu Dobby's'in Maslak'taki şubesinden geldi ama biraz önce de söylediğim gibi bayağı hani sıcaklığı iyi, servis süresi de iyiydi. Hangi burgerleri seçtiğimi aşağıya açıklamalar bölümünde yazacağım ama bu çift köfteli, peynirli, domatesli, soğanlı ve yeşillikli burgerleri, double cheese burgerleri benim daha önce Instagram hesabımda paylaştığım ama Burger Haritası YouTube kanalında gidip videosunu çekmediğim bir yerde. O yüzden bu burgeri söylemek de güzel oldu şimdi. Tam istediğim gibi gelmiş. Köftesinde az pişmesini istemiştim. Demek ki notlara dikkat ediyorlar. Güzel burger. Üçüncü gelen burgercim Hamza. Onu kapıda karşıladım. Üçüncü burgerim bütün burgerler arasında bence en acayip olanlardan. Çünkü gördüğünüz gibi bunun her tarafı kapalı. Kapalı bir burger. Kendi formülleri gibi düşünebilirsiniz bu kapalı burger içini. Hamza bu kapalı burgerle aslında meşhur oldu. Özellikle Yemek Sepeti'ndeki performansı sebebiyle insanlar birbirlerine böyle haber verip Hamza'dan aslında birbirlerine haberdar ettiler diyebilirim. Çünkü Gayrettepe'deki dükkanlarında böyle bir masalık iki sandalyelik kadar aslında bir yerleri vardı. Orada burger servisi etmiyorlardı. Paketle meşhur oldular. Sonra Harbiye'de yeni yerleri açıldı. Ben yine Instagram'daki hesabımda detaylarını paylaşmıştım. Ama burger haritası için o dükkana gidemediğimden Hamza'yı paylaşamamıştım. Bugün o fırsat oldu bana da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere gelen patatesler içerisinde en fazla patates Hamza'nınki. Hani sunum olarak en değerli toplu duran da o. Çünkü hani bir pizza hamurunun içerisinde gelen bir hamburger düşünün. Aslında Hamza da o. Hamburger ve pizza. Yani hamburgerin başı, pizzanın da sonu. Hamza. Öyle bir şey geldiği için hani dağılmamış. Hani bu anlamda hani en iyi duran da aslında o. Bir ikiye keseyim. İçinde ne var ne yok siz de görün. Şöyle. Benim Juicy Lucy yaptığım gibi şu anda gözüküyor içi.
baktığınızda peyniri erimiş, karamelize soğanı güzel bir şekilde dağılmış, köftesi möftesi falan bayağı iyi duruyor. Hadi bir tadına bakayım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki insanların sipariş ettiği kadar var. Hakikaten güzel burger. Patatesi de hala sıcak. Bu patatesin de ağzı açık geldi. Bu da kapalı değildi. Elinize sağlık Hamza. Güzel burger yapıyorsunuz. Ve dördüncü burgerim de geldi. Dedim ya bir steakhouse'dan da burger söyleyecektim diye. Scarlett'ten. Ama Yemek Sepeti'nin valesiyle geldi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Şu kutuyu açalım. Oo. Şimdi şu enteresan bir şey. Bunu size anlatacağım. İçinde ekstradan fişim ve soslarım çıktı. Bunları kenara koyuyorum. Şimdi bu enteresan bir sistem. Benim daha önce birkaç dönercide, birkaç kuru fasulyecide, birkaç kebapçıda gördüğüm hem ısıyı koruyan hem de şu açılma kolaylığıyla aslında hem ürünü sıcak tutup hem de servise hazır hale getiren bir tabak bu. Bu burger enteresan bir tabakta geldi. Bu ısısını korumasını sağlayan bir tabakta. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. 4 burgerin 4'ü de benim beklediğimden ne yalan söyleyeyim daha sıcak gelmiş oldu. Siparişimin notlarına da özen göstermişler. Hadi şunun tadına bakayım. Sululuğu yerinde. Hala ısısını koruyor. Bence paket bir burger için, steakhouse burger için gayet iyi bir alternatif. Dünya Burger Günü'nü özel Yemek Sepeti ile yaptığım bu bölüm benim için de farklı oldu. Yani ne yalan söyleyeyim hoşuma gittim çünkü bir yerlere gidip sürekli burger yiyordum. Bu sefer benim önüme burger gelmiş oldu. Yemek Sepeti'nden sipariş verdim. Hepsi önüme dizildi. Sırasıyla Carl's Jr. geldi ilk önce. Kesinlikle beklediğimden daha hızlı ve daha sıcak geldi. Arnan Dobiz geldi. Ekibim için de sipariş vermiştim. Onlar da kesinlikle sıcaktı ve hani tipi bozulmamıştı diyeyim. Bu da önemli bir şey. Arnan Hamza geldi. O zaten kapalı bir burger olduğu için Mr. Hamza'nın burgeri dört dörtlük gözüküyordu. İçindeki her şey o hamur çemberinin içerisinde de iyi eriyip piştiği için fazla pişme yok kesinlikle bu arada. Güzel burger yediğimi söyleyebilirim. En fazla patates de Hamza'nın burgerindeydi. Bir de en sonunda bizim steakhouse burgerimiz olan Scarlett geldi. Scarlett'e tabağa koydum. Böyle aynı steakhouse'taymış gibi az orta pişirmelerini sipariş etmiştim. Az orta pişirmiş haliyle benim sipariş ettiğim gibi geldi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz baş parmaklar yukarı. Abone olmayanlar abone olsun. O yandaki zil her zaman yeni videolardan haberdar olmanıza yardımcı oluyor. Bir de videonun sonuna kadar kalanlar varsa Yemek Sepeti ile size güzel bir hediye hazırladık. Söylediğim gibi 5 kişiye 50'şer TL'lik hediye çeki. Aşağıya da detaylarını yazacağım. Yorumlara favori burgercinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.